Merhabalar sevgili gençler, SML Hoca YouTube kanalındasınız. Gençler, ikinci dereceden eşitsizlikleri, ikinci dereceden denklemlerin hemen ardına yayınlıyorum. Sebep mi, sebebini aslında ben de bilmiyorum. Yani bilmiyorum derken, sizin için daha da acele etmem gerektiğini düşündüm. Program yayınlayacaktım fakat istiyorsanız gene yayınlayayım. Ama program yayınlayarak işte kendimi kısıtladığımı düşünüyorum. Ben konuları hızlı bir şekilde bitirmek için arkadaşlar bir programa dahil olmadan seri bir şekilde bu videoları gece gündüz sizlerle paylaşmak istiyorum. Dolayısıyla arkadaşlar bir program beklemek yerine artık iftardan sonra belki de sahura kadar bu ders çalışmalarını beraber yapalım diye bu videoları seri bir şekilde çekip sizlere paylaşacağım. Haberiniz olsun. Abone olmayanlar varsa aramızda kanala abone olsunlar arkadaşlar. Ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Giriş kısmını geçiyorum arkadaşlar. Kısa bir hatırlatmayla başlamış. Biz önce bu 9. sınıfta basit eşitsizlikler konusunu işlemiştik ya. İşte o 9. sınıftaki basit eşitsizlikler konusunu biraz hatırlayarak bu derse başlayalım. Arkadaşlar x eksi 1 ile 3 arasındayken eksi 1 ile 3 arasındaki tüm gerçek sayılar diye söylüyoruz bunu. Ve nasıl ifade ediyoruz arkadaşlar? X elemandır. Eksi 1 ile 3 açık aralığı diye ifade ediyoruz. Neden açık aralık? Çünkü buradaki küçüktür işaretlerimizde bir eşitlik yok. Yani 3 ve eksi 1'e eşit olamadığı için burası da açık aralık olacak diyoruz. Eğer ki x 1'e dahil olmak üzere 4'e kadar olan tüm reel sayılarsa ben bunu x elemandır. Bakın 1'den kapalı 4'ten açık aralıktadır diye söylüyorum. Eksi sonsuz da artı sonsuz aralığını açık aralıklarla gösteriyoruz. Çünkü eksi sonsuz ve artı sonsuz dediğimiz aralıklar bilinmeyen sayılardır arkadaşlar bunlar. Sonsuz büyüklükte ve sonsuz küçüklükte olan sayılardır. Sınırını bilmediğimiz için açık aralıkta gösteriyoruz. Eksi sonsuz ve artı sonsuz her zaman açık aralıklarla ifade edilir. Bunu sakın unutmayın. Sadece limit dersinde genişletilmiş reel sayılar kümesinde biz eksi sonsuz ve artı sonsuz ifadesini kullanabiliyorduk. Ama onun dışında tüm matematikte eksi sonsuz ve artı sonsuz aralıklarını açık aralıklarla göstereceğiz. Sen bu gösterimi kullanmak yerine genelde sorularda x eleman reel sayıda diyebilirsin. Yani x bütün sayılardır diyebilirsin. Eğer ki x eksi sonsuzdan büyük ve 3'ten küçükse 3'ten küçük tüm reel sayılar diye okuyacaksın bunu. Bu da arkadaşlar x elemandır. Eksi sonsuz açık aralığından 3 açık aralığına kadar olan kısım diye okursun. Ve eksi 1'den büyük ve sonsuza kadar diyorsak eksi 1'den büyük tüm gerçek sayılardır. Bu da x elemandır. Eksi 1 ile sonsuz açık aralığı diye gösterebiliriz. Şimdi sorumuza bakalım. A b'den küçük, b de sıfırdan küçük olmak üzere. X eleman eksi sonsuzla eksi b kapalı aralığı. Bakın burası kapalı. A'dan sonsuza kadar a'dan kapalı aralık. Bize kesişimini sormuş bu iki aralığı. Şimdi a b'den küçüktü ve b de sıfırdan küçük. Yani bu sayıların ikisi de negatif. Ben bir sayı doğrusu üzerinde önce sıfırı göstermekle başlayayım. Normal şartlar altında b buradaydı. A da burada sevgili gençler. B buradaysa eksi b şuradadır arkadaşlar. Simetridir. Ve şu aralık eksi sonsuzdan eksi b'ye kadar olan açık aralıktır. Yani şurasıdır sevgili gençler. Ve diğer aralığımız ise yani a'dan sonsuza kadar olan aralık ise şurasıdır arkadaşlar. Peki ikisinin kesiştiği yer bakın neye dönüştü? Yeşile dönüştü. Yani cevabımız a'dan kapalı, eksi b'den kapalı aralık olacak. Cevap Bursa'dır diyebiliriz sevgili gençler. Diyelim ve sağ üst tarafa geçelim. Ax artı b sıfırdan büyük, ax artı b sıfırdan küçük, büyük veya eşit, küçük veya eşit eşitsizlikleri çözülürken ax artı b eşittir sıfırdan x eşittir eksi b bölü a kökü tabloya yerleştirilir. Tablomuzda kökü şuraya yazıyorsunuz. Şu x'i yazmasanız da olur. Ax artı b'yi de yazmasanız olur. Tamam mı? Çoğunlukla yazmayacağız elimiz alıştıktan sonra. Eksi sonsuz ve artı sonsuz da belirtmesen olur. Eğer bizim için önemli olan şu. Tabloya sağ taraftan neyle başlayacağız? Tabloya sağ taraftan buradaki a'nın işaretiyle başlayacağız. Eğer a eksi ise eksiyle, a artı ise artıyla başlayacaksın. Ve burada bir tane kökümüz olduğu için eğer eşitlik varsa, yani yoksa diyelim, açıkla göstereceksin. Eğer eşitlik varsa, bak bunu bu şekilde gösterecek. Eşitlik varsa da kapalı göstereceksin. Ve bir tane kök varsa işareti değiştirip buraya yansıtacaksın. Yani burası eksi ise burası artı. Burası artı ise burası eksidir diyeceksin.
Tabloda bizden istenen bölge taranarak çözüm kümesi yazılır. Dikkat edelim. Küçük eşittir veya büyük eşittir eşitsizliklerinde kök çözüm kümesine dahil edilir diyoruz. 5x eksi 6 büyüktür 0. Burada 5x'i ben 6'ya eşitlersem x ne gelir arkadaşlar? 6 bölü 5. 6 bölü 5 için bir tablo oluşturacağız. Ve bu tabloda eşitlik olmadığı için içini boş bırakacağız. X'in katsayısı pozitif olduğu için artı, kök gördüm eksi yaptım. Peki nereyi istemiş benden? Sıfırdan büyük olan yeri. Yani şu kısmı istemiş. Dolayısıyla sevgili gençler 6 bölü 5'ten büyük aralıkmış. Yani x'ler neredeymiş? 6 bölü 5 ile sonsuz aralığındaymış. En küçük iki tam sayının toplamı. Burada 6 bölü 5'ten büyük ilk en küçük sayımız nedir? 2. Sonrası nedir? 3'tür. İkisinin toplamı nedir arkadaşlar? 5 yapar. Dolayısıyla cevap Denizli'dir. Ax kare artı bx artı c ifadesinin diskriminantı pozitif. Yani deltası sıfırdan büyük ve denklemin kökleri de x1 küçüktür x2 olmak üzere ax kare artı bx artı c 3 terimlisinin işaret tablosu x1'i x2'yi küçükten büyüğe doğru yazacaksın. Çünkü burası senin sayı doğrun aslında. Ax kare artı bx artı c'nin işareti neyle başlayacak arkadaşlar, bakın. A x karenin katsayısı olan a. Burayla başlayacağız. A'nın işareti. Artı ise artıyla başlıyorsun. Kök gördün eksi, kök gördün artı ya da eksiyle başladın a eksi olduğu için. Kök gördün burada artı, kök gördün burada eksi. O halde sevgili gençler bir tane kökümüz varsa, kökümüz tek katlıysa, yani çift katlı kökü de göreceğiz birazdan. Kökümüz eğer tek katlıysa işaret değiştirerek gidiyorsun ve senden neresi istenmişse, büyüktür sıfır istendiyse sen gidip şurayı tarıyorsun. Mesela şunun için çalışalım, burayı tarıyorsun. Küçüktür sıfır diyorsa buraları tarıyorsun diyeceğiz. İstenen bölge taranarak çözüm kümesi yazılır. Mesela şunu ben x'e x, eksi 2'ye eksi 1 diye ayırabilirim. Bu kökler bir tanesi 1'dir, öteki 2'dir. Sayı doğrusu üzerinde sıralıyorsun. Sıraladıktan sonra tabloyu çiziyorsun. Burada x karenin katsayısı 1 ve 1 pozitif olduğu için artıyla başladım, eksi ve artı dedim. Şimdi buradaki kökler tek katlı olduğu için ve burada da eşitlik olduğu için bunların içini dolduracaksın. Doldurduktan sonra da artık son aşama tarayacağız. Sıfırdan küçük olan yerleri istemiş. Yani şu kısmı istemiş arkadaşlar. Bu aralıkta hangi sayılar var? 1 ile 2 aralığıdır değil mi? Tüm reel sayılar var. X'ler buradadır. Peki aslında bize diyor ki aşağıda verilen sayılardan hangisi bu aralıktadır diye soruyor. Şimdi 1 bölü 2 1'den küçük. 2'den büyük. 3 zaten 2'den büyük. 3,5 zaten 2'den büyük. O halde cevabımız 3 bölü 2 yani 1,5 bu aralıktadır diyebiliyoruz sevgili gençler. Geçtim bir sonraki sayfama. İlk soruma bakalım. 4 eksi x kare çarpı x artı 1. Hocam çarpılmış, dağıtacağız bunları. Dağıtmayacaksın. Çünkü zaten istenen bir şey yapmış bizden. 4 eksi x kare, bunların kökleri nedir? Eksi 2'dir. Diğeri de 2'dir. Peki şuranın kökü nedir arkadaşlar? Eksi 1. Küçükten büyüğe doğru sıralıyorsun. Eksi 2, eksi 1 ve 2 diye sıraladık. Sonra kök tablosunu çiziyorsun. Çizdikten sonra eşitlik var mı? Var. O zaman hepsinin içini dolduruyorsun. Doldurduktan sonra da dikkat et. Burada x karenin katsayısı en büyük dereceli terim bu. Ne? Eksi. Sonra çarpı. Burada en büyük derece ne? X üzeri 1. İşareti artı. Eksi ile artının çarpımı ne yapar? Eksi yapar. O halde eksi ile başlıyorsun. Sonra kök gördün artı. Eksi artı diyorsun. Nereyi istemiş? Sıfırdan büyük olan yerleri. Yani şu kısmı istemiş. Bir de şu kısmı istemiş diyebiliriz sevgili gençler. Bu aralıklardan bir tanesi hangisidir diye sormuş. Bakın D seçeneğinde eksi 1 ile 2 aralığı zaten bizden istenen aralıktır. Dolayısıyla cevabımız da budur diyebiliriz. Geçtim bir diğer soruma. X kare eksi x eksi 2 küçük veya eşittir 0 eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi ben burayı x'e x eksi 2'ye artı 1 diye ayırırsam çarpımları eksi 2, toplamları eksi 1 olur. Bir köküm eksi 1'dir. Diğer köküm de artı 2'dir. Gelin tabloyu çizelim. Eşitlik var mı? Var. O zaman içlerini dolduracağım. Sonrasında x karenin katsayısı 1 ve 1 pozitif olduğu için artıyla başlayacağım. Artı, eksi ve artı diyeceğim. Nereyi istemiş? Sıfırdan küçük olan yerleri. Yani şu kısmı istemiş arkadaşlar. Ve diyor ki bize bu eşitsizliği sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır diyor. Eksi 1 var, 0 var, 1 var ve 2 var bunların sağlayan. Ve toplamları da eksi 1 ile artı 1 birbirini götürür. 0 zaten kendi başına 0 olduğu için cevap ne olur? 2 olur diyeceğiz. Geçtim bir diğer soruma.
x kare artı mx artı 9 eşit 0 denkleminin gerçek kökünün olmamasını sağlayan, gerçek kökünün olmaması için ne gerekiyordu? Delta'nın sıfırdan küçük olması gerekiyordu. Sağlayan m değerlerinin oluşturduğu küme hangisidir diye sorulmuş. Şimdi deltası sıfırdan küçük olacak dedik ya. Bul bakayım şunun deltasını. M kare eksi 4 çarpı 1 çarpı 9. Yani m kare eksi 36 ne olacak? Sıfırdan küçük olması lazım. Çünkü bu delta. Pekala, m kare eksi 36 sıfırdan küçükse m kare 36'dan küçük müdür? Küçüktür. İster böyle yap. Yani basit eşitsizliklerde m 6 ile eksi 6 arasındadır de. İstersen burayı 2 kare farkından m eksi 6 ve m artı 6 diye açarsın sıfırdan küçüktür diye. Buranın kökü 6, buranın kökü eksi 6 olduğu için eksi 6 ile 6'yı şu şekilde yazarsın. Ve dersin ki neyle başlayacağız hocam? X karenin katsayısı 1 ve pozitif olduğu için artıyla başladım. Hatta pardon, x kare demişim. X kare olmaz. Burada m'nin katsayısı lazım bize. Pozitif olduğu için pozitifle başladım. Negatif, pozitif dedim. İçleri boş olacak ve istenen aralık burasıdır diyeceğim. Bakın buradan da bulabiliyordunuz aynısını kısaca. Pekala, o zaman istenen aralık neresiymiş? Eksi 6 ile 6 aralıymış diyeceğiz sevgili gençler. Cevabımız da C seçeneği olacak. Geçtim sağ üst tarafa. Çift katlı kökten bahsedeceğiz. Ax kare artı bx artı c eşit 0 denkleminin diskriminantı 0 ise bu 3 terimlinin işaret tablosu. Şimdi diskriminant 0 olduğu zaman arkadaşlar, İki tane köküm olacak ama bu iki kök de birbirinin aynısı. Yani sen x1'i de buraya yazacaksın, x2'yi de buraya yazacaksın. İkisi de birbirine eşit olduğu için iki tane yuvarlak koyacağım buraya. Dahilse içlerinde boyayacaksın şeklinde olur. Ve iki tane olduğu için şimdi bir tanesi mesela artıyla başladın, diğeri bunu eksiye çevirecek ama diğeri de artıya çevirecek. Eksiyle başladın, şu bunu artıya çevirmek isteyecek ama bu da eksiye çevirecek sonra. Yani diyor ki sen çift katlı köklerde şunu yapacaksın. Artıysa artı diye yoluna devam edeceksin. Eksi ise eksi diye yoluna devam edeceksin diyoruz. Bir alttaki örneğimize bakalım. X eksi 1'in 2020. kuvveti. Şimdi bu şekilde bir ifadenin üstü çiftse o halde çift katlı kök vardır burada diyorsun. Yani x eşittir 1 çift katlı köktür. Bunları unutmamak için sınavda şöyle yanına bir yıldız koyabilirsin. Diğer kökümüz ne? 3. Bu tek katlı köktür arkadaşlar. Şimdi benim iki tane köküm var. Bir tanesi 1 çift katlı, öteki de 3. O halde 1 ve 3'ü yazdın. Yazdıktan sonra 1 çift katlı kök olduğu için ve burada eşitlik olduğu için şu şekilde bir işaret koyuyorsun 1'e. 3 tek katlı olduğu için bu şekilde işaret koydun. Peki buradaki x'in katsayısı pozitif. Buradaki x'in katsayısı da pozitif olduğu için artı kere artı artı yapar. Artı eksi, bak çift kat gördüm ya, eksi diye yoluma devam edeceğim. Nereyi istemiş benden? Sıfırdan büyük olan yerleri. Yani şu kısmı istemiş. O zaman o halde cevabımız diyeceğiz ki x elemandır. 3'ten kapalı sonsuza kadar. Başka bir şey ekleyeceğiz mi? Ekleyeceğiz tabii ki. Çünkü bakın 1 içi dolu olduğu için bunu da sayman gerekiyor. Çünkü bu da bir kök. O halde birleşim 1 diyeceksin. Yani o sağlayanların her birini de daha sonra eğer taradığın kısmın içerisinde değilse bile eklemek zorundasın. O halde cevabın Denizli seçeneği olur diyeceksin. Geçtim bir sonraki soruma. Fx artı 2 sıfırdan küçük eşitsizliğinin çözüm kümesi eksi 3 ile 4 aralığında olduğuna göre fx sıfırdan küçük eşitsizliğini sağlayan tam sayıların toplamı nedir? Burada farklı bir yorum getirebiliriz aslında. Hani şu fonksiyonlarda dönüşüm yapıyorduk ya, öteliyorduk, geri alıyorduk falan. Aynı o şekilde bir çözüm yapabilirsin. Mesela bu fx artı 2 dediğimiz fonksiyonun eksi 3 ile 4 aralığındayken sıfırdan küçük olduğunu biliyoruz. Bak şimdi şurası eksi 3 olsun, şurası da 4 olsun. Ve eksi 3 ile 4 aralığında eğer sıfırdan küçükse demek ki şu şekilde bir grafik vardır diyebiliriz. Bakın eksi 3'ten 4'e kadar x ekseninin hep altında kalmış. Yani negatif olmuş, istenen olmuş. Peki fx'i nasıl bulurum ben? Bu fx artı 3'tü. Fx'i nasıl bulurum? Yani 3 çıkaracağım değil mi bundan? Bundan 3 çıkarıyorsam bunun grafiğini 3 birim, pardon 2, özür dilerim. Şurası x artı 2'ymiş arkadaşlar. Şurası 2. Şöyle yapalım. Şimdi fx artı 2'den fx elde etmek için ne yapmam gerekiyor? Bu fonksiyonun grafiğini 2 birim sağ tarafa kaydırmam gerekiyor. Ben bunu 2 birim sağ tarafa kaydırırsam aynen şu şekilde bir görüntü oluşur. Şurası 6 olur. Burası da eksi 1 olur. Artık fx'in sıfırdan küçük olduğu yerleri ben şuradan bulabilirim bakın. Demek ki neymiş arkadaşlar? Eksi 1'den başlamıyor da 0 var, 1 var, 2 var, 3 var, 4 var ve 5 var. İşte bunların
Toplamı sorulmuş bize. Bunları toplarsanız 15 yapar. Cevap da Bursa olur sevgili gençler dedik. Şimdi geçtim bir sonraki soruma. Bakın bu çarpım, bu da bölüm halinde. O halde bunun kökü nedir arkadaşlar? Sıfırlayan değer 2. Bunun kökü nedir? Eksi 3. Bunun kökü nedir? 0. Şimdi en küçükten en büyüğe doğru sıralıyorsun. Eksi 3, 0 ve 2. Kök tablosu oluşturuyorsun. Hiçbir şey yokmuş gibi bakın. Bölü olması hiçbir şey ifade etmeyecek. Şimdi içleri boş olacak çünkü eşitlik yok. Boş, boş. Alttaki aslında buradan kaynaklı içi boş değil. Paydada olduğu için içi boş. Yani x sıfır olamaz ya. Neden? Olursa tanımsız olur çünkü. X sıfır olamadığından içerisi boş olacak. Eşitlik var yok tabi muhabbetinden değil. Şimdi gelelim işarete. Buranın işareti ne? X'in katsayısı eksi. X'in katsayısı artı. X'in katsayısı artı. Eksi kere artı. Eksi. Burası da artıydı. Eksiyi artıya bölersen ne gelir? Eksi. Demek ki ben buradan eksiyle başlayacağım. Eksi. Artı. Eksi. Artı diyeceğim. Benden nereyi istemiş? Sıfırdan büyük olan yerleri. Yani şu kısmı istemiş. Bir de şu kısmı istemiş. O halde benim çözüm aralıklarım neresiymiş arkadaşlar? Hangisi olabilirmiş? Ya eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar ya da sıfırla 2 aralığı olabilirmiş. Şıklarda verilen 0-2 aralığı olduğu için hangi aralıklarda sağlanır diye sormuş. Cevabımız C seçeneği olacaktı diyebiliriz. Geçtim sevgili gençler. Bir sonraki soruma. Bakın A küçük, B küçük, 0 küçük, C olmak üzere. AX eksi 1 çarpı CX eksi 1 bölü X eksi B'nin karesi sıfırdan küçük eşitsizliğinin çözüm aralıklarından birisi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Öncelikle kökleri bulalım. Bakın şu kısmın kökü AX eksi 1'i sıfıra eşitlerseniz X eşittir 1 bölü A gelir. Şu kısmın kökü ise X eşittir 1 bölü C gelir. Şu kısmın kökü zaten X eşittir B'dir ve B çift katlı bir köktür. Bunu unutma. Şimdi ben sıralayacağım ama bu sıralamayı nasıl yapacağım? Çünkü A ile B negatifler ve B A'dan büyük, ona %100 eminiz ama 1 bölü A mı büyük yoksa B mi büyük, buna karar veremezsin. Tamam? Birkaç tane sayı deneyince sen de görürsün. Buna karar veremezsin. Dolayısıyla bakalım. Demek ki soruda burada bir bit yeniği var. 1 bölü A, B ve 1 bölü C diyelim diğer kökümüz. 1 bölü C pozitif olduğu için o her zaman buradadır ama şununla şunun yerine karar veremeyiz. Dolayısıyla buraya da ikinci bir ihtimal B burada, 1 bölü A burada, C de burada diye ikinci bir ihtimali çizebiliriz. Şu şekilde kök tablomu oluşturdum. Bakın iki ihtimalimiz var. Bunu sakın unutmayın. Şimdi eşitlik olmadığı için her birinin içi boş. O yüzden bu şekilde çizdim ben bunları. İki tane tablo çiziyorum aynı anda. Peki neyle başlayacağım? Bakın A sayısı negatifti. Dolayısıyla eksi. C sayısı pozitifti. Artı. Burası zaten her halükarda pozitif çünkü x eksi b'nin karesi ki zaten x'in katsayısı artı olduğu için artı diyeceğiz. Eksi kere artı. Eksi artıya bölersem eksi. Demek ki eksiyle başlayacakmışım. Yani eksiyi buraya koydum. Bir de arkadaşlar şunu da unutmayalım. X eşittir b çift katlıydı. O halde şuraya bir tane daha, buraya bir tane daha ekleyeceğim. Şimdi eksiyle başladım. Artı oldu. Eksi oldu. Eksi oldu. Eksiyle başladım. Artı oldu. Artı oldu. Eksi oldu. Doğru mu? Doğru. Bunda bir sıkıntı yok. Pekala. Pekala. Benden nereyi istemiş? Sıfırdan küçük olan yerleri. Yani şu kısmı bu kısmı istemiş ya da bu kısımla bu kısmı istemiş sevgili gençler. Bir de şurası var. Değil mi? Pekala. B ve 1 bölü A arasında nasıl bir kıyaslama var? Bunu bilmediğim için çözüm aralıklarından bir tanesini sormuş ya. Benim çözüm aralığımın içerisinde mutlaka 1 bölü C'den sonsuza kadar olan kısım ikisinde de mevcut. Demek ki ikisini de sağlayan net aralık bu olduğu için ben cevabım, şurası C değil 1 bölü C bu arada. Benim cevabım 1 bölü C'den sonsuza kadar olan aralık olacak diyebilirim sevgili gençler. Geçtim arkadaşlar bir sonraki sorumuza. Şimdi bir sonraki soru için bu arada mutlak değer konu anlatımı, yani mutlak değeri eksik olan arkadaşlar benim kanaldaki mutlak değer konu anlatım videosunu da izleyebilirler. Gerçekten çok güzel anlattığımı düşünüyorum. Sana da senin için de yararlı olacağını düşünüyorum. İçerisinde güzel sorular var, haberin olsun. Bu oynatma listesinin içerisinde mutlak değer konu anlatımını bulabilirsin. Yaklaşık 51-52 dakika süren bir video. Hızlandırarak izleyebilirsin bu dar süreçte. Şimdi bu eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Bakın gençler.
Yukarısını x eksi 1'in mutlak değeri ve x artı 2'nin mutlak değeri. Ama arada eksi var. Ben direkt buranın kökü 1'dir, buranın kökü eksi 2'dir diyemem. Arada eksi var çünkü çarpım değil. O halde sevgili gençler ben yukarıyı komple sıfıra eşitleyen değeri bulmam gerekiyor. Bak şimdi. Şu ne demek? X'in bir sayısına olan uzaklığı demek. Şuraya 1'i koydum. Şu ne demek? X'in eksi 2'ye olan uzaklığı demek. Eksi 2'yi de buraya yazdım. Şimdi ben x'in 1'i olan uzaklığından x'in eksi 2'ye olan uzaklığını çıkardığım zaman sıfır kalmasını istiyorsam aslında x 1'e de eksi 2'ye de eşit uzaklıktadır demek. 1'e de eksi 2'ye de eşit uzaklıkta olan sayı nerede bulursun? Bunların tam ortasında. Tam ortasındaki sayı nedir? Nasıl bulursun? İkisini toplayıp aritmetik ortalamasını bulursun. Yani tam ortasını bulmak için 1 ile eksi 2'yi topladım. Eksi 1 2'ye böldüm. Eksi 1 bölü 2'ymiş. Demek ki üst tarafın kökü eksi 1 bölü 2 sevgili gençler. Alt taraf da x artı 1'in karesi değil mi? O halde x eşittir eksi 1 çift katlı kök. Bunu da unutmayalım. Bir de eksi 1 bölü 2 diye bir kökümüz var. Şimdi eksi 1 daha küçük. Eksi 1 bölü 2 daha büyük. Eksi 1 bölü 2 tek katlı olduğu için ve eşitlik olmadığı için içini boş bıraktım. Zaten burası da paydada olduğu için eşit olamayacak ve çift katlı olduğu için iki tane çizdim. Peki neyle başlayacağım? Şimdi neyle başlayacağımızın kararını şu şekilde vereceğiz. Eksi 1 bölü 2'den daha büyük bir sayı seçtiğim zaman mesela şurada bir sayı seçtim. 3'ü seçtim. Tamam mı? 3'ten 1'i çıkar 2. Şurası 2. 3'e 2 ekle 5. 2'den 5'i çıkardın negatif. Aa, demek ki üst taraf negatif oluyormuş eksi 1 bölü 2'den büyük değerler için. Alt taraf zaten bir ifadenin karesi olduğu için pozitiftir. Eksiyi artıya bölersen eksi gelir. Eksiyle başladım. Artı dedim. Çift katlı kökü olduğu için artıyla devam ettim. Benden neresi istenmiş? Pozitif olan yerler. Yani şu kısım istenmiş. Bu kısım istenmiş de şunu söyleyebilir miyiz? Eksi sonsuzdan eksi 1 bölü 2 açık aralığına kadar olan kısım diyemeyiz. Neden? Çünkü burada eksi 1'in de sağlamadığını unutmamak gerekiyor. Eksi 1 burayı tanımsız yapıyor. O halde eksi 1'i çıkaracağız sevgili gençler. 1 diyorum, 2 yazıyorum. 1'i çıkaracağız arkadaşlar. Demek ki cevabımız Bursa seçeneği olacakmış. Şimdi geçtim bir tanımıma. Diyor ki en az iki eşitsizlikten oluşan sistemlere de eşitsizlik sistemi denir. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi tüm eşitsizliklerin çözüm kümelerinin de kesişimidir aynı zamanda. O halde yukarı doğru çıkalım. Şuna bir bakalım. Ben bu sistemi nasıl çözeceğim? Dikkatli dinliyorsun. Şuranın köküne 1. Şuranın kökü eksi 5. Buranın kökü 2. Hepsini yazıyorsun sırala. Eksi 5, 1 ve 2. Sonra aynı tek bir tane eşitsizlik çözüyormuş gibi bunu çiz, ama bunları biraz uzun çizmende fayda var. Neden uzun çizdim? Buraya bir tane daha satır yapacağım. Şu şekilde ve şu şekilde diyelim. Şimdi gençler, neden iki tane yaptım? Buraya birinci eşitsizlik, buraya ikinci eşitsizlik dersem, birinci eşitsizliğin satırı burası olsun, ikinci eşitsizliğin satırı da burası olsun. Birinci eşitsizlik için kökümüz neydi? 1. Eşitlik var mı? Yok. İçi boş. İkinci eşitsizlik için eksi 5'te eşitlik var. Çünkü burası eşit. Ama 2'de eşitlik yok çünkü payda kısmında. Şimdi gelin birinci eşitsizliğe geri dönelim. Üst taraf zaten pozitif. Alt tarafta da x'in katsayısı pozitif olduğu için pozitif bölü pozitiften pozitifle başlayacağım. Artı artı kök gördüm. Eksi eksi dedim. İkinciye geçelim. Artı bölü artıdan artıyla başlayacakmışım demek ki. Artı kök gördüm. Eksi eksi kök gördüm artı. Peki birinci eşitsizlikte neresi istenmiş? Sıfırdan küçük olan yerler. Yani şu kısım istenmiş. İkinci eşitsizlikte sıfırdan büyük veya eşit olan yerler. Yani şurası ve şurası istenmiş. Peki ikisinde de iki eşitsizlikte de ortak taradığım sütun neresi arkadaşlar? Bakın ikisinde de ortak taranan yer burası. Şu kısım arkadaşlar. Dolayısıyla benim çözüm aralığım eksi sonsuzdan eksi 5. Kapalı mı açık mı? Bakın burada kapalı. Zaten bu da burayı alabiliyordu. Dolayısıyla alabiliyordu derken işaretimiz yok ama eksi eksiye devam ediyor. Zaten eksi 5 için negatifmiş. Dolayısıyla eksi 5'i de alır diyeceğiz. Demek ki eksi sonsuzdan eksi 5'e kadar olan eksi 5'ten kapalı aralık diyeceğiz sevgili gençler. Bu sorumuzun çözümüne. Geçtim alttaki uyarıma. Diyor ki a sıfırdan büyük ve a, b, c eleman reel sayı olmak üzere fx eşittir ax kare artı bx artı c denkleminde a sıfırdan büyük ve deltası sıfırdan küçükse her x eleman reel sayı için fx büyüktür sıfır. Aslında bunu bir sonraki konumuz olan parabolde net bir şekilde göreceğiz. Yani a'sı sıfırdan büyükse parabolün kolları yukarı doğru ve deltası da sıfırdan küçükse kökünün olmaması için
Bizim parabolümüz x eksenine değmeden hep bu şekilde hareket edecek ve her zaman her yerde pozitif olacak arkadaşlar. Dolayısıyla x her zaman, f(x) her zaman pozitif olur diyoruz. Bir alttakinde de a sıfırdan farklı, a negatif ve delta sıfırdan küçükse de şu şekilde olur ve bu parabolde her zaman negatif olur. Bu ikinci dereceden eşitsizlikler için geçerli sevgili gençler. Bir alttaki sorumuz diyor ki mx kare eksi 4x artı m eksi 3 sıfırdan küçük eşitsizliği daima doğru olduğuna göre m hangi aralıktadır diyor. Şimdi daima sıfırdan küçükse bir kere kollar aşağı doğrudur. Yani baş katsayımız ne olacak? Sıfırdan küçük. Yani m'si %100 sıfırdan küçük. Bu bir. İkincisi deltasının da sıfırdan küçük olması gerekiyor. O halde deltayı bir hesaplayalım. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4 çarpı m çarpı m eksi 3. Sıfırdan küçük olacak dedik. 16 eksi 4m kare artı 12 sıfırdan küçük. Hepsini sağ tarafa 4'e bölerek toplarsam m kare eksi şurası ne arkadaşlar? Burada m var. M kare eksi 3m eksi 4 büyüktür 0 olacaktır. Ben burayı m ve m diye, burayı da eksi 4 ve artı 1 diye ayarlarsam eksi 1 ile 4 benim köküm olur. Hemen eksi 1 ve 4 için bir işaret tablosu oluşturacaksın. Eşitlik var mı? Yok. Neyle başlayacağım? Artıyla. M karenin katsayısı artı olduğu için artı, eksi, artı dedim. Nereyi istiyor? Sıfırdan büyük olan yerleri. Yani şurayı ve şurayı istiyor. Şimdi sıfırdan küçük olacak dedik. E tamam. Deltası da sıfırdan küçük olacak dedik. Burada sıfırdan küçük ama ben bu ifadeyi bu tarafa attığım için artık sıfırdan büyük olan yerleri istiyorumdur. Dolayısıyla sevgili gençler, sıfırdan küçük olan yerlerle şunların kesişim olduğu yerler neresidir? Bak sıfır şurası zaten. Sıfırdan küçük bölgeleri alacaksın diyor. O zaman biz nereye alırız? İşte tam olarak şuraya alırız. O halde çözüm kümemiz de direkt olarak m eksi 1'den daha küçük aralıklardadır olacaktır sevgili gençler. Kökleri x1 ve x2 olan ax kare artı bx artı c eşit sıfır denklemi için x1 x2'den küçük ve bunlar negatifse delta sıfırdan büyük, her iki kök negatif olduğundan kökleri toplamı negatif, kökleri çarpımı pozitiftir. Şimdi bak zaten delta sıfırdan büyük olduğu aşikar. Neden? X1'in X2'den küçük olduğunu biliyoruz. Yani iki tane birbirinden farklı kök olduğunu biliyoruz arkadaşlar. E kökleri toplamının negatif olduğu da aşikar. Neden? X1 ile X2 iki tane negatif sayının toplamı negatiftir. Kökler çarpımının da pozitif olması gayet doğal. Niye? İki tane negatif kök var. Çarparsan pozitif olur bunlar. O halde tüm şu şartlar elimizdeyken kökler toplamı sıfırdan küçük ve kökler çarpımı sıfırdan büyüktür diyebiliriz. Bu bir. İkincisi, iki kök de pozitifse köklerin toplamı da pozitiftir, köklerin çarpımı da pozitiftir diyebilirsin gönül rahatlığıyla. Geçtim bir sonraki sayfama. İlk soruma bakacağım. Şimdi diyor ki x kare artı ax artı a artı 3 sıfırdır. Denklemin birbirinden farklı iki tane negatif kökü olduğuna göre a'nın çözüm aralığı. Bak, denklemin birbirinden farklı iki tane kökü varsa kökler çarpımı nedir? Eksi ile eksinin çarpımı pozitiftir. Kökler toplamına bakacak olursam da eksi ile eksinin toplamı negatiftir. Bunları bir sağlatalım. Kökler toplamı dediğimiz değer eksi b bölü a idi. E şunun eksilisi nedir? A'dır. E burası da 1 zaten. Demek ki a sıfırdan küçükmüş. Bu 1. İkincisi kökler çarpımına bakacağım. A artı 3 bölü 1'den a artı 3. O da sıfırdan büyüktür dedik. A eksi 3'ten büyük olacakmış. Şimdi eksi 3'ten büyük olup da sıfırdan küçük olan bir aralık var, Adana. Ama cevaba bakıyorsun Denizli diyor. Hayda, bu nereden geldi? Arkadaşlar şunu unutmayalım. İki tane birbirinden farklı kökümüz varsa deltamız da sıfırdan gayet tabii büyüktür. O halde deltayı da inceleyeceksin. Deltamız eksi a'nın karesi a kare eksi 4 çarpı 1 çarpı a artı 3. Ne dedik? Sıfırdan büyük. Demek ki a kare eksi 4a eksi 12 sıfırdan büyük. Ben burayı a'ya a, burayı da eksi 6'ya artı 2 diye açarsam köklerinden bir tanesi eksi 2, diğeri 6 olacaktır. Bunu da yazdıktan sonra kök tablosu oluşturalım. Ne diyeceğim? Neyle başlayacağım? Artıyla. Sonra eksi, sonra artı dedim. Bunlara eşitlik var mı? Yok. Neresini istiyor? Sıfırdan büyük olan yerleri. Yani şurasını ve şurasını istiyor. Ben zaten a'nın sıfırdan küçük olduğunu biliyorum. Yani şu kısmı hiçbir şekilde görmezden gelebilirim. Her şekilde görmezden gelebilirim. Çünkü zaten sıfırdan küçük olacak diyor ya. Ben zaten eksi 2'den küçük buldum. Eksi 3'ten de büyük olsun diye. Eksi 3 de şurada bir yerde. Eksi 3'ten büyük. 2'den de küçükse demek ki eksi 3 ile
2 aralığı benim cevabım olacak. Eksi 2 aralığı. Dolayısıyla cevabım Deniz'dir diyebilirim sevgili gençler. Umarım anlamışsındır. Anla diye çünkü elimden geldiğince renkli yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde daha etkili olduğunu düşünüyorum sevgili gençler. Şimdi notumuza bakalım. Diyor ki kökler x1 ve x2 ise bir denklemde. X1 sıfırdan küçük, yani x1 negatif, x2 de pozitif olsun diye. Şimdi yukarıda ikisini de negatif ve ikisini de pozitif ayarlamıştık ya kökleri. Bu sefer biri negatif biri pozitif olsun diyor. Şimdi her halükarda bizim kökler çarpımımız, yani c bölü a'mız, yani x1 çarpı x2'miz arkadaşlar ne olacak? Negatif olacak. Niye? Biri negatif biri pozitif diyoruz da çünkü onda. Peki kökler toplamı hakkında yorum yapılabilir mi? Mesela bir köküm eksi 5 ise öteki 2 ise toplarsam eksi 3 gelir, negatif. Ama bir köküm 5, diğeri eksi 2 ise toplarsam 3 gelir, pozitif. O zaman kökler toplamı hakkında kesin bir şey söyleyemem. Ama şunu biliyorum. Zaten birbirinden farklı iki tane kök var ya, x1 ve x2 diye. Deltasını incelemene gerek yok. Delta zaten her halükarda sıfırdır. Sıfırdan büyüktür. Bunu sakın unutma arkadaşım. Yani bunu verdiği zaman tek yorumlayabileceğin şey şu. Bak diyor ki negatifse burada tek şey söylenebilir. Kökler çarpımı negatiftir. Bunu sakın unutmuyorsun. Bir diğer örneğimiz. A eksi 1 çarpı x kare artı 4x artı a kare eksi 9 eşit 0 denkleminin bir pozitif, diğeri negatif iki tane gerçek kökü olduğuna göre A'nın alacağı en küçük pozitif tam sayıyla en büyük negatif tam sayının toplamı kaçtır diye soruluyor. Zaten sana bir tanesi negatif, bir tanesi pozitif, iki tane kök olduğunu vermiş. Sen deltasının sıfırdan büyük olup olmadığını incelemek zorunda değilsin. Sadece ne yapacaksın? Bir negatif, diğeri pozitif, iki tane kökün varsa kökler çarpımı olan c bölü a, yani a kare eksi 9 bölü a eksi 1 sıfırdan küçüktür diyeceksin. Üst tarafın kökleri eksi 3 ile artı 3'tür. Alt tarafın kökü de 1'dir. Eksi 3'ü, 1'i ve 3'ü sıraladım. Sıraladıktan sonra kök tablosu oluşturacağım. Hiçbirine eşitlik var mı? Yok. Neyle başlayacağım? Artı bölü artıdan artıyla. Sonra kök gördüm eksi, kök gördüm artı, kök gördüm eksi. Sıfırdan küçük olan yerlerimi istemiş. Aynen, demek ki şurayı istemiş ve şurayı istemiş. Şimdi bana diyor ki A'nın alacağı en küçük pozitif tam sayıyla. A'nın alabileceği en küçük pozitif tam sayı nedir bu işaretlediklerimin arasında? Bakın burada 2 vardır. Demek ki 2 ile diyor. A'nın alabileceği en büyük negatif tam sayının toplamı. En büyük negatif tam sayı da şuradadır. O da nedir arkadaşlar? Eksi 4'tür. Özür dilerim. Demek ki eksi 4 ile artı 2'nin toplamı sorulmuş. Toplam eksi 2'dir. Cevap da Bursa'dır diye gönül rahatlığıyla söyleyebilirsin. Öyle yayla yayla, tamam mı? Şimdi geçtim sağ tarafa. Diyor ki bize kökleri x1 ve x2 olan ax kare artı bx artı c eşit 0 denklemi için x1 negatif ve x2 pozitif. Ayrıyetten bir de şu verildiyse x2'nin mutlak değeri x1'den büyük olsun. X1'in mutlak değerinden büyük olsun demeye çalışıyoruz sanırım. Bir bakalım yanlış bir şey yazmış mıyız orada. Kökler ters işaretliyse x1 çarpı x2 mutlak değerci büyük. Ha, tamam. Şöyle şurada da mutlak değer var. X2'nin mutlak değeri de x1'in mutlak değerinden büyükse arkadaşlar, onu eklemeyi unutmayın. Mutlak değerci büyük olan x2 olduğu için kökler toplamı pozitif olan daha büyük olduğundan mutlak değer, bunların kökler toplamı sıfırdan büyüktür. Ha, kökler çarpımı hakkında ne diyeceğiz? Zaten biri negatif biri pozitif, çarparsan negatif olur. O açık. Alt kısımda gene x1 negatif x2 pozitif. Bu sefer x1'in mutlak değeri x2'den büyükse, bunu mutlak değer içerisine almana gerek yok çünkü x2'nin zaten pozitif olduğunu biliyorsun. Eğer x1'in mutlak değeri x2'den büyükse kökler toplamı negatif olur. Niye? Negatif olan kendine çekecektir toplamı. Ve kökler çarpımı yine her halükarda zaten negatiftir. Alt kısımda yine kökler çarpımı negatif olacak. Ama x1'in mutlak değeri eğer bu sefer x2'ye eşitse demek ki bunlar simetrik kök diyeceksin. Yani eksi 5'in mutlak değeri eşittir 5 gibi. Bir kökü eksi 5 ise diğeri 5 ise simetrik kökleri vardır. Ve kökler toplamı eksi 5 ile 5'in, eksi 4 ile 4'ün, eksi a ile a'nın toplamı 0 olduğundan kökler toplamı da 0'dır diyeceksin. Çarpım gene negatif. Bunu sakın unutma. Arkadaşlar bu da son sorumuz. Son sorumuza geçmeden önce yine söylüyorum. Aramızda yeni arkadaş varsa abone olursan sevinirim. Ve ikinci olarak da videoyu beğenmeyi unutmayın diyelim arkadaşlar. Bu sorudan sonra sana ödev testlerini ödev bırakacağım tabii ki. Sen ödev testlerini çözeceksin. Çözdükten sonra
Çözemediğin soru olursa Irmak Hoca Matematik kanalından bu soruların çözümlerini öğrenebilirsin. Irmak Hoca'nın sizin için bunları tek tek çözüyor. Ve sevgili gençler, dedik ya, bir program dahilinde videoları yayınlamasam bile bayramdan önce mutlaka bütün konu anlatımlarını bitirmeye çalışacağım. Ve Irmak Hoca da aynı benim gibi, ben hangi konunun videosunu attıysam o da o konunun ödev testlerinin çözümlerini atacak. Bunda sıkıntınız olmasın, merakınız olmasın. Merakınız varsa da bu merakınızı giderelim diyelim ve son soruyu çözelim. X kare artı m artı 3 çarpı x eksi m eşit 0 denkleminin kökleri neymiş? X1 ile x2. X2 x1'den küçükmüş ve biri negatif biri pozitifmiş ve x2'nin mutlak değeri, yani negatif olanın mutlak değeri pozitif olanın mutlak değerinden daha büyükmüş. Yani o zaman ne diyorduk? X1 ile x2'nin toplamı, x2'nin mutlak değeri daha büyük olduğundan negatifin toplamları sıfırdan küçüktür ve çarpımları da sıfırdan yine küçüktür diyeceğiz. Madem öyle, kökler toplamımız ne bizim burada? Eksi m eksi 3 değil mi? Şunun eksilisi bölü 1. Bu kökler toplamı sıfırdan küçük olacaksa eksi m'i at karşıya, m büyüktür eksi 3 olur. Eksi 3'ten büyük bir m'ye sahibiz. Bir de kökler çarpımı olan eksi m sıfırdan küçük olmak zorunda. Yani eksiyle çarparsam m sıfırdan büyük olmak zorunda. Şimdi gelin ikisini kesiştirelim. Bunları kesiştirirken de böyle bir şeyler çizmene gerek yok. Diyeceksin ki bak, eksi 3'ten büyük olan her sayı sıfırdan büyük değildir. Ama sıfırdan büyük olan her sayı eksi 3'ten büyük olduğu için benim kesişimim burasıdır diyeceksin. Dolayısıyla cevap da Bursa seçeneği olacak sevgili arkadaşım. Evet, bu videonun ve bu güzel soruların, bu konu anlatımının sonuna geldik. Diğer konu anlatım videolarında görüşünceye dek arkadaşlar, hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyorum.